Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Evet, biz Toko Yapı İnşaat Dekorasyon işleri yapıyoruz. Maltepe'de yerimiz. Yılmaz Kotil ve Ahmet Topçu ortağım. Uzun yıllardır bu işin içindeyiz. Ahşaptan adam yaparız cümlesini kuranlardanız. Ne güzel. Aynı zamanda da inşaat sektöründe de varız ve yapsat yapıyoruz. Peki efendim, kapı fuarını geziyorsunuz. Nasıl gördünüz, nasıl buldunuz, umduğunuz gibi oldu mu? Tabii bugün ilk gün olması münasebetiyle çok böyle canlı ve aktif görmedim ama belki yarın cumartesi pazar daha iyi olacaktır. Bir de sektörel bazda bir daralmanın var olduğunu hepimiz birlikte görüyoruz. Belki bu noktada da iştirakçilerin de az olduğu aşikar ama ben yine de kapı fuarının ve işte diğer materyallerin burada birleşmesi ve oluşması noktasında herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel olmuş. Ama dediğim gibi o geçen yılın, ondan önceki yılların canlılığı şu anda bu aşamada yok. Bunu aşikar görmemek mümkün değil yani. Evet. Peki efendim, 2012 yılı sektör bazında düşünürsek neleri bekliyor? Nasıl bir 2012 yılı olacak bu sektör için? Gerek inşaat, gerek kapı sektörünü değerlendirecek olursak. Vallahi bir kere şunu söyleyeyim. Bugünkü konjonktüre baktığınız zaman dünyanın her yerinde sıkıntılar var. Avrupa'da, Amerika'da ve Asya'da. Ama hamdolsun bizim ülkemizde şu an belki siyasi istikrarın da bunda etkisi çok fazla. Bir bahar havasının yaşandığı aşikar. Biz bir kere krizi insanlar oluşturur. Kriz dedikçe kriz olur. Biz öyle bir şey demeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği adına krizlerden değil, işin yoğunluğundan bahsedeceğiz. Ben hep hayatım boyunca şöyle derdim. Derdim ki ya şöyle yoğun bir adam olsam, hiç boş zamanım olmasa, fazla dua etmişiz. Şu anda eve gidecek vaktimiz yok. Niye? İşimizin başındayız. İşimizin olgusu içerisindeyiz. Bana göre bütün insanların bu sektörün bunu hiç aksettirmemesi lazım. Daha çok çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Bu güzel standlarda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz.